Herkese merhaba. İstanbul Happy Meeting girişimi tarafından hazırlanan Şehir Happy Meeting programındasınız. Ben Abdullah Ezik Bundan sonra ara ara ben de Şehir Happy Meeting programı için moderatörlük yapacağım. Öncelikle bu teklif için Şehir Hepimizin e, girişimine ve Medyatkop aletine teşekkürlerimi iletiyorum. E, bugünkü konumuz e, Jaman Akkadetet'in genel yayın yönetmeni e, Koçunyan. E, Ara Bey ile birlikte bugün Jaman Akkadetet'in e, 14 114 yıldır türenleri beni e, bugün için nasıl bir anlam ifade ettiği ve Hermini yayıncılığın bugünkü e, hali üzerinde birazcık sohbet edeceğiz. Ben ilk olarak biraz Camanak Gazetesi'nden bahsederek sözü arabeye devretmek istiyorum. Camanak Gazetesi 28 Mayıs 1908'de Sarkif ve Misak Kardeşler tarafından kurulan ve 114 yıllık tarihinde hiç yayına ara vermeden devam eden önemli bir gazete. İstanbul merkezli bir gazete ve Batı Ermeni ile makaleler, yazılar, haberler yayınlanıyor. Bu anlamda ilk olarak gazetenin nasıl kurulduğunu ve Bugüne kadar olan serüvenini sorarak e, giriş yapmak istiyorum. Ara Bey. Merhaba herkes öncelikle. Ee, dediğiniz gibi Camanak 1908'de 28 Ekim 1908'de kuruldu. İkinci meşrutiyetin ilanından sonraki bir anlamda göreceli azınlık, e, azınlıklar açısından da gerçi o dönemde tam azınlık dememiz mümkün değil ama göreceli evet. özgürlük ortamında diyelim. Ee, yayın hayatına başlayan bir gazete oldu. Kendi döneminin ee, benimsenen yeni değerlerinin e, ifade edildiği bir platform olarak kuruldu. Muhtemelen bu gazeteyi kuranların da bu serüvenin bu kadar uzun süreceği akıllarından geçer miydi geçmez miydi bilmiyorum. Ben bahsettiğiniz kurucuların dördüncü kuşaktan torunuyum. Ee, 114 yıldır aralıksız devam eden bir günlük gazetenin yayın hayatı. Ee, Hani neresinden bakarsanız bir şeyi var yani çeşitli boyutlarıyla üzerinde konuşmak mümkün. Bir taraftan bir gazetenin tarihi hani çok çetrefil ama biz şuna inanıyoruz ki gazete var olmaya devam ettiği ettiğimizde tarihinin bir anlamı var diye dolayısıyla fazla kafayı arkaya çevirmeden, aklımızı geçmişe takmadan sürekli motive ve bir gün sonraya odaklı kalmaya çalışıyoruz. Peki aslında gazete dört kuşaklı dinle belirttiğiniz gibi aile tarafından çıkarılmaya, desteklenmeye devam ediyor. Bu aslında Türkiye'de çok dalışık alışık olduğumuz bir durum değil. Bütün ailenin yayıncılığa bu kadar gönül vermesini, buna hizmet etmesi çok önemli. Peki ailenin gazete olan ilişkisini de mi denen söylersiniz? Ya aslında her şeyden önce bir parantez açarak şunu söylemek istiyorum. Ee, çok sık yapılan bir vurgu bu Jamana'nın aile gazetesi olması evet bir açıdan doğru tabi hani kurucular koçungan ve daha sonra bugüne kadar bu şekilde devam etmiş ama burada bir şeyi sektirmemek lazım ee, Türkiye'de Ermenice Ermenice ile yayınlanan bir günlük gazetenin 114 yıldır kesintisiz yayınlanması hani sırf bir ailenin kaprisiyle olacak iş değil e, dolayısıyla e, bu dışarıdaki görüntünün arkasında e, bir grup insanın alt kimliğini hazmetmiş ve e, kökenine dair e, ana diline dair e, gündelik hayatının içinde e, sistematik bir şekilde e, pencere açma eğiliminde olan insanların o e, on yıllardır sergilediği bir hassasiyetin ürünü bu devamlılık aslında. Türkiye'deki Ermeni toplumunun bireyleri zamanın bize getirdiği bütün iniş çıkışlara karşı her gün evlerine, aile ortamlarına Ermenice bir günlük gazeteyi sokarak hem kendilerine hem de toplumsal yaşamlarına dair bir mesaj vermişler ve aynı zamanda fazla mübalağa etmeyelim ama bir mekanizma oluşturmuşlar sanki. Bu gazete aynı zamanda o hassasiyetlerin tezahürü ve o mekanizmanın hala işliyor olmasının bir görüntüsü. Tam da belki burada birazcık Ermeni cemaatinden İstanbul Ermeni cemaatinden evet, etmek mümkün olur. Çünkü dediğiniz gibi bu aileyle ilişkili olduğu kadar aslında İstanbul'daki Ermeni vatandaşlarımın da da topluluklarla da alakalı bir durum ve e, gazetenin bu kadar çok benimten mesleği, yayın hayatına devam etmesinde bunların da çok büyük bir rolü var aslında. Peki İstanbul Ermenileri ve Ermeni cemaati için zaman e, Akın e, anlamı, değeri, rolü nedir? Ne de Ya temelde hani iki eksen etrafında bakmak lazım. Bir tanesi ya bir gazete günlük bir gazete temsil ettiği bütün değerlere veyahut da Değdiği bütün e, ilave şeylere rağmen, e, mecralara ya da diyelim noktalara rağmen temelde bir iletişim aracı. E, bu iletişim e, gerçekten çok önemli. E, şunun için önemli aslında hani 114 sene öncesine gitmek e, başka bir mesele ama... Çağdaş tarihine bakacak olursanız gazetenin aşağı yukarı son... Belki 50 yıldır falan hani böyle bir dönemde. Biliyorsunuz İstanbul Ermeni toplumu hani gittikçe eksilen, gittikçe azalan bir toplum. Ve e, bu gazete bu toplumun aynası ve sesi bir anlamda. Şöyle ki bugün İstanbul'da Ermeni cemaati tarafından ayakta tutulan bir büyük bir kurumlar ağı var. Kiliseler, vakıflar, okullar, hastaneler, okulların öğrenci dernekleri, çeşitli spor kulüpleri, müzikle, dansla, sanatla ilgilenen alt bilimler büyük bir ağ var ve bu network iyi kötü. Bu şehirde bugüne kıyasla aşağı yukarı üç misli fazla Ermeni yaşarken oluşturulmuş bir network ve bu şehirde yaklaşık 100-150 bin Ermeni yaşarken o 100-150 bin Ermeni de İstanbul'un genel nüfusu içerisinde ciddi bir oran teşkil ettiği şeyden bahsediyoruz, bir durumdan bahsediyoruz. Yani İstanbul'un nüfusu aşağı yukarı yarım milyonken, hani 5-600 binler seviyesindeyken böyle bir şeyden bahsediyoruz. Şimdi bugün İstanbul'un nüfusunu zaten tahmin etmek pek mümkün değil. ...bayağı kalabalıyız... ...ama... ...o zamandan kalan o network'ü... ...aşağı yukarı bir... ...üçte bir oranında azalmış... ...bir insan malzemesi ayakta tutuyor... ...bu... ...hem... ...geniş toplumun... ...kıyaslanmaz bir şekilde... ...büyümüş olması... ...hem de Ermeni toplumunun... ...nüfusunun azalmış olması bu kurumlar ağının çekim gücünü de azaltıyor aslında. Çünkü yani siz şehrin genel nüfusu içerisinde sizin topluluğunuz hani bir nispet teşkil ediyorken oluşturduğunuz kurumlar ağının e, çekim gücü de ona göre daha fazla. Bugün bu da çok az. Dolayısıyla bu iletişim gazetenin temin ettiği, özellikle günlük bir yayının temin ettiği iletişim e, çok bu toplumun idamesi açısından çok önemli. Çünkü bu kadar az insan gücüyle yine o seviyede kurumları ayakta tutmak için büyük bir sinerji e, sin sinerji ihtiyacı var. Ve bu sinerjiyi ancak e, düzenli ve sağlıklı bir iletişim sayesinde kurabiliyoruz. Ve bu açıdan çok önemli. Diğeri tabii e, hani bu... Bir haber mecrası olmasının ötesinde e, temelde bir ana dil pratik aracı olarak algılanır. Çünkü Batı Ermeni'cesiyle ve klasik ile yayınlanır camınak. E, bu da bizim açımızdan e, çok önemli bir şey. Çünkü hani şöyle söyleyeyim size e, benzetme ne kadar doğru olacak bilmiyorum ama yani İstanbul'un Ermeni'cesi yazılı dil anlamında İstanbul'un Ermeni'cesi hani Paris Fransızcası gibidir. Dolayısıyla bütün Ermeni dünyasından İstanbul'da yapılan ana dilde entelektüel üretime büyük ilgi verdir. Buna koşut olarak da aynı zamanda gazete bir şeydir. bir Bütün dünyadaki Ermeni medyası için bir başlangıç kaynağıdır, bir referans kaynağıdır. Çünkü Türkiye'de Ermeni mirasına dair hani çok özel e, anlam ifade eden e, semboller var diyelim. Sembollerden de öte hani kurumlar var. Mesela bizim İstanbul'da bir vakıf hastanemiz var. Belki bilirsiniz Surp Ermeni Hastanesi. Bu mesela bütün Ermeni dünyasında, bütün Ermeni dünyasında, Ermenistan'ın dışında mesela bu seviyede, bu potansiyeldeki tek hastanedir. E, hani böyle. Ermeni diasporasında böyle özel kurumlar var. Mesela Beyrut'ta Ermenistan'ın dışında bütün dünyada mevcut olan tek Ermeni Üniversitesi var. İstanbul'da da o anlamda bizim vakıf hastanemiz. Yani bu kurumların hepsi e, Ermeni dünyasının e, ilgisine masar e, sürekli hani dikkatin odağında olan kurumlardır. Daha tabii Sadece İstanbul olarak algılamayın, ee, Anadolu'dan 1915'te e, ayrılan ailelerin e, bugünkü e, diyelim kuşakları, onların aile hafızasından almış oldukları e, ya da onlara aktarılan da e, aile büyüklerinin doğum yerlerine, o yöreleri, o, o bölgeleri olan ilgiler, e, oralarda e, şu anda... Ermeni mirasına dair olan kalıntılar bunların hepsi bizim gazetemizin gündeminde ve bunların hepsi aklınıza gelmeyecek dünyanın bir köşesinden aklınıza gelmeyecek insanların ilgisini çeker. Bir bakarsınız hani farzı misal Avustralya'nın köşesinden bir adam 5 nesil önce ailesi Harputludur. Birden Birdenbire bakarsanız hani bir, sanki gündelik yaşamanın bir parçasıdır. Yani iki durak ötededir gibi bir ilgi gösterirler. Yani şey değil bu çok şeydir. Ve gazete bütün bunların odağındadır. Bu, bu ilgiyi gidermek. Bir de bizim şöyle bir özel konumumuz var. Bütün dünyada ağırlıklı olarak Ermenistan'ın dışında, Ermeni diasporasında faaliyet gösteren e, iletişim, araçları, basın yayın organları, medya diyelim genel anlamda isterseniz ağırlıklı olarak siyasi partilerin ya da çeşitli örgütlerin organları durumundadırlar. Ee, dolayısıyla ne olur? Yani mesela Chicago'da yaşayan bir adam e, hani Ermeni toplumunun herhangi bir şeyiyle, e, faaliyetiyle ilgili bilgi sahibi olmak isteyecek olursa veyahut da oradaki herhangi bir gelişmeyle ilgili Bunlar hangi örgütün himayesinde faaliyet gösteren yayın organlarıysa o örgütün oradaki birimi tarafından yayınlanan press release'i size sunarlar haber şeyi olarak. Evet bu çalışan bir network'tür ama e, hani özellikle medyascope'da konuşurken bunun da bir anlamı olduğunu varsayarak bu boyutunu söylüyorum hani bu bağımsız bir yayın organı olma şeyinden hani kimsenin faaliyetini tabii şeyde hani soru işareti altına koymak istemiyorum ama hani biz biraz daha hani klasik bağımsız gazete denen hani kimse tarafından himaye edilmeyen şey bir gazeteyiz. Dolayısıyla referans kaynağı olarak insanlar size ilgi duyarlar yurt dışındaki Ermeni medyası. Çünkü hani bilirler ki bu bağımsız bir gazetedir diye. Iıı bütün bu ıı, dengelerin içerisinde ıı, bu gazetenin ıı, ürettiğinin, ıı, bu gazetenin karşılık geldiğinin ıı, kesiştiği noktalarda ıı, yayın hayatına devam ediyor. Dediğiniz gibi bu, bu bağımsız yayıncılık zaten özellikle 10 yıllarda bizim çokça tartıştığımız, çokça gündeme getirdiğimiz bir metnere ve zaman akında hani daha kuruluşundan itibaren bu bağımsız yayıncılığı devam ettirilmekte hiçbir zaman doğrudan bir siyasi parti veya herhangi bir kurum veya kuruluşla bağ kurmaması hem yayıncılık tarihi açısından hem de e, kendi değerleri açısından oldukça önemli. Aslında biraz önce de biraz e, söyledik ondan. Söyledin. İstanbul da Türkiye'de Ermeni diasporası için oldukça önemli bir şehir ve ülke. İstanbul'da da Jamanak dışında çıkan başka Ermenice gazeteler de var, yayın evleri de var. Bu anlamda e, hala devam eden e, önemli bir Ermenice yayıncılığın İstanbul'u derinde bundan tane etmek mümkün. E, peki siz e, şu an günümüzde e, çağdaş e, şartlar içerisinde İstanbul'daki veya daha geniş ölçekte Türkiye'deki Ermenice yayıncılık ve gazetecilik üzerine ne söylersiniz? Ee, az evvel de söz ettiğim gibi İstanbul yani Batı Ermenilerinin e, entelektüel birikimi açısından çok merkezi konumdadır. Yani geleneksel olarak Ermeni dünyasında şöyle algılanır. Yani e, Doğu Ermenicesi ile e, yapılan üretim hani e, Doğu Ermeni kültürünün e, sergilendiği, e, şekillendiği bir şekilde yoğurulduğu diyelim mecra e, Tiflis olmuştur. Batı'da da İstanbul olmuştur. Yani aslında Tiflit ve İstanbul, Doğu ve Batı armanın ve hani bir coğrafya sınırı gibi olarak iki uç olarak Coğrafi sınır gibi bir şey yapmasak da hani bu dillerle üretim yapan entelektüellerin odaklandıkları, kümelendikleri merkezler olarak evet. oradan bir yayılan bir enerji verdi. Cemana <laughs> aslında şöyle de ilginç bir boyutu var. Bunlar bugünkü global dünyanın koşullarında düşün düşünmeyelim bundan 100 150 sene öncesinin koşullarına baktığınızda pek iç içe geçen şeyler olmamıştır kesinlikle hani mesela bir dille yazan e, hani o kesim tarafından öbür e, şeyi kullanan şey tarafı hani o taraftan falan e, mesela jamanın e, kurucusu e, Misak Koçunyan çok ender bir örnektir mesela ki kendi yazdıkları Aynı zamanda Tiflis'te listede yayınlanmıştır. Hani çok kapsayıcı ve çok şeye açılabilen bir entelektüel olmuştur. Geniş tabana hitap edebilen. Biz bugün bunu başarabiliyor muyuz? Ondan tam olarak emin değilim. Konuyu dağıtmadan şey yapayım, toparlamaya çalışayım. Benim kötü özelliklerimden biridir çünkü şeyde lafı yaymak. E, bu Ermeni basın tarihinde şöyle bir nesnel veriden yola çıkarak yorumlamak istiyorum izin verirseniz. Ermeni basın tarihinde bugüne kadar alt alta koyduğunuzda hani salt sayı olarak alt alta koyduğunuzda yayınlanmış olan toplam yayın sayısı neredeyse yarısından fazlası bugüne kadar İstanbul'da yayınlanmıştır. Bugün tabii bu mirasın çok ötesindeyiz ve ne yazık ki çok çok gerisindeyiz. Bugün yapabildiğimiz tek şey geriye dönük olarak bu mirası yeni bir gözle değerlendirmek ve biraz isin kaynağına dönüştürebilmek. Bunun ötesinde bir şey yapamıyoruz çünkü İstanbul'da bugün Batı Ermeni'cesiyle yazabilecek, kendini ifade edebilecek, bir elin parmaklarıyla sayılacak kadar insan var ve bunların önemli bir bölümü de üst yaş grubundan. Şimdi buradan nereye geleceğim? Ee, biz bugün biraz bu zengin geleneğin ittiği e, bir topluluk konumundayız. Bugün İstanbul'da iki tane Ermenice günlük gazete yayınlanıyor. Ee, tabii İstanbul'da yayınlanan Ermeni toplumuna ait gazetelerin arasında en popüleri tabii ki Türkçe olması itibarıyla Agos Agos'un. Ee, haftalık e, yayınının içerisinde de bir dört sayfa bir e, Ermenice bölüm var. O da tabii dile ve alt e, kimliğe dair bir hassasiyetin ürünü. Ee, onun dışında e, Ermenice e, kitaplar yayınlayan e, yayın evlerimiz var. E, bunların da en ünlüsü hani duymuşsunuzdur Aras Yayını bir e, çok hani hem Ermenice üretim yapan hem de e, bu birikimi geniş topluma yansıtan çeviri e, faaliyetleriyle e, Hani yayınlanan kitaplar da çok şeydir. E, ayrıca iki Ermenice gazetemizin de e, kendi bünyelerinde yaptıkları kitap yayınları da söz konusudur. E, bizim de mesela özellikle 15 yıl kadar oluyor işte bu 100. yılımızı kutladık. O dönemde oluşturduğumuz bir dizin vardı. E, i̇şte ilk önce... Kurucunun Jamanak kurduktan sonra yayınladığı baş yazıları bir e, kitap altında topladık. E, Armenolog e, çalışma arkadaşım Doktor Sevan koordine ediyordu. Hala da onun uktesinde e, idame ediyor. Daha sonra 2015 döneminde şey yayınladık. E, 1915'te e, katledilen Ermeni aydınlardan önemli bir bölümü Jamanak yazarıydılar. Ve e, o zaman e, onların arasından e, iki tanesinin Jamanak'ta yayınlanan makalelerini o dönemde kitaplaştırdık. Bunların hepsi e, hem bizim burada lokal dengelerimiz içinde hem de bütün Ermeni dünyasında e, ilgi gören faaliyetler oldu. Bu kitapların hepsine e, Erivan'da e, tanıtım günleri düzenlenmiştir. E, hani her platformda geniş yankı uyandırmıştır. Çeşitli online platformlarda Batı Ermenicisiyle şey yapan e, yayınlanan yayınların satışını organize eden online platformlarda İrivan'da çeşitli e, hani e, kitapçılarda her tarafta satışlıdır. Hani demiyorum ki peynir ekmek gibi satılıyor ama yani e, bu konuyla ilgilenen buna şeyi olan, eğilimi olan ya da böyle bir arayışı olan insanların e, şey yaptığı başvurduğu şeylerden biridir. Evet. E, Şeye değindiniz biraz önce yani ben de biraz fazla Doğu Ermenicesi, Batı Ermenicesi meselesinden gittim ama orada hani bir şeyi saptamak gerekiyor. Bugün dünyada yapılan Ermenice üretimin yüzde 95'i Doğu Ermenicesi ile yapılıyor yani Ermenistan Cumhuriyetinde özellikle kullanılan dille yapılıyor. Batı Ermenicesi biliyorsunuz uzun zamandır zaten Avrupa Konseyi tarafından ee, hani e, varlığı tehdit altında olan e, dillerin arasında sayılıyor ee, Ermenice'nin bu iki kolu diyelim e, Bunlardan birini ortalamanın üzerinde biraz hani... ya da ortalama diyelim bilen diğerini çok rahatlıkla anlar ee, Dolayısıyla bizim yaptığımız üretim e, Hani, Batı Ermenicesi konuşan insanların hani evet sayısı belki şey hani çok daha sınırlıdır şeydir ama hani o anlamda marjinal bir durumda değiliz. Çünkü hani Doğu Ermenicesi konuşan insanlar da çünkü genelde Doğu Ermenicesini kullanan insanlar yaşadıkları ülkenin dili olduğu için ortalamanın üzerinde dile hakimler ve dolayısıyla Öbür şeyde versiyonda diyelim yapılan üretime nüfuz edebilecek durumdalar. Bizde ne yazık ki fazla öyle değil. Batı Ermenicesini çat pat konuşanlar Doğu Ermenicesiyle karşı karşıya geldiklerinde yani <laughs> yabancı bir dil konuşuluyormuş gibi şey yapıyorlar, algılıyorlar. Tabii o dili hakimiyetle ilgili bir şey. Ama bu da bizim için bir avantaj. Sebebine gelince şey oluyor yani... Ee, ürettiğiniz şeyi paylaşabilecek bir kitle olduğunu hissediyorsunuz. Ee, şeyde de çok farklılıklar var tabii. Hani fazla alt katmanlara iniyorum belki ama ee, mesela Batı Ermenicesi genelde diasporanın kullandığı dil olduğu için hangi ülkede bulunuyorsanız o ülkenin diliyle de çok etkileşim halindedir. Yani zaten hani Batı Ermenicesi geleneklerine şey bakacak olursanız hani Fransızcadan çok esinlenmiş e, bir şeydir e, çağdaş e, formuna girmesi aşamasında ama bugünkü kullanımında da yani bakacak olursanız hani biz Türkiye'de mesela Türkçenin dil mantığından e, çok hani e, etkilenmiş e, şey hani hasta ziyaretine gidildi, gidildiğimiz gidildiği zaman biz burada doğrudan doğruya hani geçmiş olsuna karşılık gelen iki tane Ermenice kelime kullanıyoruz. Bu dünyanın her tarafında hani hasta ziyaretine giden Ermeniler birbirlerine hani sağlık veya da hani acil şifa hani tez zamanda iyileşme temenni ederler. Biz doğrudan doğruya mesela hani geçmiş olsun'un Ermenice karşılığı kelimeleri söylüyoruz. Şimdi son dönemde şöyle bir durumumuz var. İstanbul'da dediğim gibi Batı Ermenicisi ile üretim yapan insanlar hani çok az kaldılar ve bunlar hani bir gazetenin içeriğini şekillendirebilecek durumda değiller yani hakikaten çok az. Dolayısıyla bir de kuşak sorunu var. Biz istiyoruz ki yani gazetemizi genç kuşaklara da açabilirim ama bunun için genç yazar lazım. E, genç yazar bulamadığınız noktadan itibaren hani zaten iyicene açmazınız derinleşiyor. Dolayısıyla yurt dışından e, bizim gazetemize yazı yazan birçok insan var. Şu an bütün Ermeni dünyasında diasporadan bahsediyorum. Hani e, iddia edebilirim ki başka hiçbir Ermenice günlük gazetede Jamanak'ta olduğu kadar hani o günkü sayıda sırf Jamanak için yazılmış yazı, üretim yapılan üretim yok. Yani internetteki serbest portallardan, ortamlardan alınan yazılar hani kimseyi şey yapmak için söylemiyorum ama mesela biz öyle bir özellik sergilemeye gayret ediyoruz. Özgün içeriğimiz olsun istiyoruz. Şimdi bu arkadaşların da getirdiği ilave bir dil şeyi var. Çünkü hani mesela Beyrut'ta yaşayan bir insan o da ya da Suriye'de yaşayan bir insan ki bunlar Batı Ermenicesinin bugünkü mirasçıları açısından ya veyahut da Batı Ermeni'cesinin yeni kuşaklara aktarımı açısından diasporanın çok önemli merkezleri, önemli Ermeni öğrenci potansiyeli var, önemli sayıda Ermeni okullar var, hani orada da öyle bir eğitim network'ü var. Mesela bu insanların kullandığı Ermenice kendilerini ifade biçimi falan o da ayrı bir boyut katıyor. Ve son olarak bu ayrıntıyı da paylaşacağım. Ne oluyor? Mesela internet sistemimize beklenmedik bir ilgi var. Çünkü bakıyorsunuz hani siz mesela bir arkadaşınızı e, hani birlikte çalışabilir miyiz diye değerlendirdiğinizde ya belki bakan vardır ama hani ben mesela hiçbir şekilde yani bu adam neriliymiş şuymuş buymuş falan hani beni böyle şeyler ilgilendirmez adam hani makul bir adamsa e, hani e, ben şöyle şöyle yapabilirim bu üretime bu ucundan tutabilirim dediğim müddetçe benim için hani muteber bir adamdır. Yazabilir yani şeyde. E şimdi ne oluyor? Bir bakıyorsunuz ar çalışma arkadaşınız mesela Halep kökenli bir adam. Birdenbire dünyanın çeşitli ülkelerinde yaşayan göçmüş de olsadır başka yerleri. Suriyeli Ermeniler birdenbire mesela Jamananın internet sitesini takip etmeye başlıyoruz. Bana şey yapıyor işte mail geliyor işte çok şey bir durumda hani övgüyle falan bakıyorsunuz bazen eleştiri geliyor ve eleştiri tabii övgü olunca her şey güzel ama eleştiri olunca bazı şeyler daha iyi dank ediyor çünkü siz mesela kendi mantığınızın içerisinde o metnin mesela hiç ucunun öyle bir yere varacağını, varacağını varsaymıyorsunuz mesela ama birden birdenbire o fa, dil mantığı dediğiniz şey Adrese gittiğinde yani nasıl bir dönüş olabiliyor o da e, yani karşınıza ilginç bir tablo çıkarıyor. E, bu şekilde özetleyeyim. Yani bu çok önemli atlatetbikler ve eminim e, izleyiciler için de çok önemli e, noktaları var işte hem dil anlamında hem de zaman akın aslında bir uluslararası yayın olarak da çünkü birçok farklı ülkeden birçok farklı yazarı var. E, bunu ortaya koyması ve farklı bir gazetecilik profili çıkartması bakımından da bence oldukça önemliydi. Ki bu kadar Jamanak'ı e, bu kadar orijinal, bu kadar farklı kılan ve bu kadar tarihi kılan e, noktalarda belki birazcık bunlardı. E, birazcık da aslında gazetenin e, tarihi açısından önemli bir nokta olan e, Osmanlı'dan Cumhuriyeti'ye geçiş ve bugüne olan e, Snerüven'e e, değinmek istiyorum. E, Jamanak, 1908 yılında e, yayın hayatına başlayan bir gazete. 20. yüzyılın başlarını düşündüğümüzde İstanbul'da Jamanak gibi birçok sadece Ermenice değil işte Grekçe yayın yapan vesaire birçok yayın organı da var. Ve gerek İstanbul'un gerek aslında Osmanlı topraklarının bu anlamda çok zengin bir profil çizdiğini söylemek mümkün. Jamanak da zaten bu ekranda bir Osmanlı gazetesi olarak aslında kurulan bir yayın organı. Ancak Cumhuriyet'in ilanı ve evet, ardından işte Lozan Anlaşması daha sonra gelişen süreçler e, zaman içerisinde Yaman Ak'ı bir tür e, azınlık gazetesi e, olmaya doğru itmek durumunda e, bıraktı ve e, çeşitli statü değişikliklerini de bu durum beraberinde getirdi. E, öncelikle e, bu geçiş nasıl oldu? Bir Osmanlı gazetesinden, bir azınlık gazetesine geçişten Yaman e, Ak ve e, Osmanlı Ermenileri ve İstanbul Ermenileri nasıl etkilendi bu durumdan? E, evet. Şimdi 1908'de bu gazete kurulduğu zaman İstanbul'da Ermenice bir gazete yayınlamak dediğiniz gibi yani bir azınlık şeyinden öte hani Osmanlı ülkesinde e, kamuoyu oluşturulma faaliyetine doğrudan bir katkı ya da doğrudan bir hani e, dahliniz olması İnanen. anlamına geliyordu. Ki düşünün o zamanlar e, jamanak her gün düzenli olarak batıda Balkanlardan doğuda Kafkasya'ya ve güneyde Mısır'a kadar her gün düzenli dağıtılan bir gazete durumundaydı. Yani ben aile büyüklerimizden duymuşum. Mesela hani işte tren seferleri, vapur seferleri ola ki gazetenin baskısı o gün gecikmiş bir şey olsa beklerlermiş Yamanak gelsin diye. Hani o derece yaygınmış bütün Anadolu coğrafyasına dikkate alacak olursak. Daha sonra tabii 1915'te hani bu gazeteyi Anadolu çapında safında diyelim okuyan insanların işte bıçak gibi kesilmesi kitlesel anlamda bıçak gibi kesilmesi çünkü hani Cumhuriyet döneminde de yine gazetenin taşra da dağıtımı da devam ediyor 1960'ta yıllara kadar Mısır'da da hala abonelikler devam ediyor ama hani o ilk zamanlardaki gibi o kitlesellik e, söz konusu değil. Şimdi bu bize nasıl bir süreç getiriyor? Aslında hani biz baktığımızda işte Osmanlıdan Cumhuriyete geçiş olarak görüyoruz. İşte evet bir azınlık gazetesi e, kimliğine bürünüyor zamanak yani bu bizim İstanbul'dan baktığımızda üç aşağı beş yukarı tahmin edebileceğimiz bir boyutu aslında ama bu geçişin Bizim fokusumuzun dışında kalan önemli boyutları da var. Şöyle ki, bu geçiş aynı zamanda dünya ölçeğinde bakacak olursak, Ermeni dünyasına bakacak olursak, aynı zamanda diasporadaki Ermeni basınının şekillendiği süreçle örtüşüyor. Yani 1915'ten ve mütareke döneminden sonra. İstanbul'dan ayrılan, hani kurtulabilen, işte kaçabilen her neyse ayrılan e, entelektüellerin gittikleri yerlerde kurdukları gazeteler var. Yani Kahire'de, Paris'te, e, bir sürü yerde e, Ermenice yayınlar yapılmaya başlandı ve bu insanların önemli bir bölümü İstanbul'dan gitme ve hatta ve hatta Jamanak'ta çalıştıktan sonra e, İstanbul'dan ayrılmış e, insanlar. Hani bunların arasında çok çok ünlü isimler var. Yani işte Vahan Tekeyan gibi, Yervant Odyan gibi hani Ermeni kültürüne biraz şeyi olan, nüfuzu olan insan ya da bilgisi olan insan hani bu isimleri bir çırpıda bilir. Hemen tanır. Osmanlı kültürü ve medeni yani, fikirinde de olduklarını yani, anlattınlar. Şimdi... O süreç çok ilginç çünkü İstanbul doğrudan doğruya diasporadaki yeni basının şekillenmesi, geleneğinin maya tutması anlamında da bir esin kaynağı oluşturuyor. Tabi bıçakla kesilir gibi bir günden bir güne artık hani siz bugünden itibaren azınlık gazetesiniz, gazetesisiniz diye bir şey söz konusu değil. O geçiş bayağı zamana yayılarak geliyor. Çünkü aşağı yukarı İstanbul özelinde bakacak olursak hani taşlarının ötesinde. Her İstanbul'da Cumhuriyet'in ilk yıllarında da hani azınlıklar yine belli bir oran teşkil ediyorlar. Yine sosyal yaşamda, e, ekonomik yaşamda e, bir kültür sanat yaşamında belli bir ağırlıkları var. Bütün bunlar tabii gazeteye belli bir şey kazandırıyor. Yani belli bir ağırlık kazandırıyor. rahmetli dedem şey anlatırdı ki Cumhuriyet kurulduktan sonra işte ülkeye ithal edilen işte bir sürü mal var tabii. Yeni bir iklim var, yeni bir ticaret var şeyde. Türkiye'ye giriş yapan bir sürü ithal mal gönderildiği ülkeden hani reklamları, tanıtımları Jamanak'ta ve Cumhuriyet Gazetesi'nde yapılsın şeyiyle, hani bu öyle bir şeyle Abi yollanırmış şeydi. Belki burada ufak bir e, hatırlatma da yapabilir yapabilirdiğimi içerisinde. <laughs> Şu an e, Aylin Koçunyan'ın küratörlüğünü üstlendiği ve Notre Dame de sonresinde e, buluşan bir sergi var. Değil burada mi? da aslında e, Osmanlı kültürü içerisinde reklamın, reklamcılığın ve bu dönem içerisinde hangi gazetelerde ne tür reklamların yer aldığını görmek açısından da önemli bir kaynak ve hala görülebilir olması da bence bu anlamda küçük bir not olarak belki takipçilerle paylaşılabilir. Evet, teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Ben e, sergiyle ilgili fazla övgü ifadesi kullanmayayım. Yani sonuçta e, ailem Aylin benim eşim biliyorsunuz ama e, yani Notre Dame Lisesi zaten sadece bir eğitim kurumu olarak değil İstanbul'un kültür sanat haritasında da önemli bir nokta. Çok önemli. Zorif, e, zamanı olanların e, mutlaka sergiyi gezmesini ben de naçizane öneririm. Orada e, Jamanı arşivinden de bazı enteresan evet. dokümanlar var. E, i̇lginç bir sergi hakikaten. E, parantezi kapatacak olursak e, şunu da belirtmek isterim. <laughs> Mesela sevgili Galatasaray Lisesi'nden sevgili abim Ragıp Duran Jamanağ'ın 100. yılı döneminde düzenlediğimiz bir panele konuşmacı olarak katılmıştı ve o gün ilginç bir istatistiki veri paylaşmıştı. O dönemin İstanbul'u hani o kadar kozmopolit ve o kadar e, farklı dillerde üretim yapılan bir İstanbul ki kendisi rakamları ezbere biliyordu. Ben şu an rakamları hatırlamıyorum ama e, şu boyutu çok önemliydi. Bugün mesela dünyanın en kozmopolit şehri olarak New York'u varsayıyoruz. Ve diyordu ki 1908'in ya da 1900'lü yılların başlarındaki İstanbul'da bugün New York'ta kaç dilde farklı yayın yapılıyorsa her gün o zaman İstanbul'da çok daha fazla. Yani böyle bir gelenekten geliyor. Bu bir taraftan Jamanağ'ın durumu bu panoramanın üzerine üzerinde baktığınızda aslında bize iki şey ifade ediyor. Biz tabii Türkiye'den baktığınızda hani bunun Ermeni boyutunu görüyoruz. Ama madalyonun arka yüzünde Ermenilerin tarafından da baktığınızda her zaman için şöyle bir anlamı da var ki hani Ermeniler kendi kimliklerini, kendi kültürlerini aslında bu kozmopolit ortamlar içerisinde başkalarıyla bir arada olarak ve uyumlu bir şekilde de ne kadar iyi sergileyebiliyorlar. Bu hani Ermeniler açısından çok e, önemli bir boyutu. Yine bir alıntı ile şey yapayım size. Ee, mesela biz Jamanian 100. yılı vesilesiyle e, bir belgesel film hazırlamıştık. O film için konuşan e, iki değerli aydınımız mesela vardı. Bir tanesi Rıdvan Akar öbürü Osman Köker yayıncı. <laughs> Israr da şey diyorlardı yani zamanın üzerinden bir Türkiye tarihi yazmak mümkün. Hani siz diyorsunuz yani işte o geçiş o şey hani bir azınlık gazetesi oluyor ama o nasıl evriliyor mesela yani biz tabii baktığımızda da işte azınlıkların Cumhuriyet tarihine dair böyle temel işte referans şeyleri vardır da insanların hafızasında yer etmiş şeyler tabii e, hani domine ediyor hafıza yani siz baktığınızda işte şimdi işte 20 kura askerlikti işte varlık vergisi 6-7 Eylül hani bu meseleler kırılma noktaları falan hani bu şekilde ama mesela Geniş toplumdan bir entelektüel hani bu topluluğun yapmış olduğu entelektüel üretimi ya da bir yayınladığı gazeteye bakarak çok farklı bir şey görebiliyor. Yani adam ülkenin tarihini bu gazetenin üzerinden de yazabiliriz mesaj. E, benim için çok önemliydi. Bu azınlık gazetesi meselesi nereye kadar geliyor? Hani bu geçiş süreci diye soracak olursak aşağı yukarı diyebilirim ki 1970'lerin ortalarına kadar falan bir şeyden söz ediyor. Neden bundan söz ediyoruz? 1970'li yılların ortalarına kadar aşağı yukarı bakacak olursanız hani o dönem o dönemin Cumhuriyet gazetesine, o dönemin hücriyetine, milliyetine baktığınız zaman ağırlıklı olarak işte 12 sayfa siyah beyaz olarak yayınlanan gazeteler durumundadırlar. Hani belki bir gün sayfa sayısı biraz fazla biraz eksik falan işte linotip baskıyla hazırlanan siyah beyaz fotoğrafları olan hani bütün ulusal basındaki büyük gazetelerde iyi kötü o durumdalar. Bunların yanında siz jamana koyduğunuzda işte yine siyah beyaz yine linotiple hazırlanan ve dört sayfa hani tolere edilebilir bir seviye. Çekim gücü açısından da öyle ve e, ticari reklam alabilme kapasitesi açısından da kabiliyeti açısından da öyle. Potansiyeli kabiliyeti yanlış söyledim. Ama Türk medyasının holdingleşmesinden sonra o makas öyle bir açılıyor ki hani siz bugün bugünün zamanak gazetesini elinize aldığınızda hani bugünün Hürriyet gazetesiyle yani ulusal medyadan herhangi bir gazeteyi de yan yana koyduğunuzda kıyaslanabilir bir tarafı kalmış yok kalmış değil hani fotoğraflar bizde hala siyah beyaz üstelik de çok uzun zaman e, biz linotipten offsete geçme şeyini bile hani kendi potansiyelimizi anca gerçekleştirebilmiş bir kurumuz. Kendi potansiyelimizde düzenli teknolojik yatırım yapabilme şeyine imkanına sahip değiliz. Dolayısıyla bir noktadan sonra hani bir zamanın gerisinde kalma şeyi ve zamanın gerisinde kaldığınız noktadan itibaren de kendi hitap ettiğiniz kitlenin nezdinde de çekim gücünüz zayıflıyor. Bu mesele bu süreç yani 1990'larda biraz dengelendi. Şöyle oldu o da 1990'larda Ermenistan Cumhuriyetinin yeniden bağımsız olması ee, Ermeni dünyasında ilginç bir ortam yarattı. Yani tabi Ermeni dünyasında önceliği değişti o açıdan. Ee, artık bir devlet idame ettirme sorumluluğuyla. Ee, Karşılaşıldı. Karşılaşıldı. Dünya sahnesinde e, hani gündeme karşı pozisyon alırken hani daha öyle bir öncelikle şey olmaya başlandı. Ve eş zamanlı olarak da aşağı yukarı yani işte bu bilişim devrimi dediğimiz şey ufak ufak devreye girmeye başladı. Şimdi bu internetle birlikte... E, Bugün aslında dünyada her köşesinde yayınlanan bütün ermenice yayın organları bir anlamda panarminyen düzlemde yayın yapıyorlar çünkü hani benim yaptığım yayında işte gazeteyi matbaaya yolluyoruz ondan sonra da arkadaşlar zaten hazırlamış oluyorlar ve internette de hemen o şeyi yayınlıyoruz i̇şte zaman zaman düşünüyoruz hatta ki işte bunu biraz daha geç mi koysak acaba işte matbaa edisyonu biraz daha esirgemek adına falan diye ama. Orada da başka bir kulvar var. Bu sefer o kulvardaki insanlar hani amiyane tabirle şarlıyorlar. Abi niye bu böyle geç şey oluyor, işte update oluyor falan diye. Neyse artık koyuyoruz hepsini bir şekilde şey oluyor, yayılıyor, paylaşılıyor. Bu biraz dengeleyen bir unsur. En azından gazetenin nüfuzu anlamında dengeleyen bir unsur. Yani reklam anlamında dengeleyen bir unsur değil. Ne yazık ki değil. Ama en, dediğim gibi yani e, imaj olarak e, ve ağırlık olarak yaptığınız yayının çeşitli yerlere ulaşması açısından tabi bir de olayı iç tarafından bakacak olursanız hani sizi marjinalize etmek isteyen çevreler de var ya bunların çıkardığı işte Ermenice gazete hani bunu şimdi kim okuyor ki zaten artık falan e, öyle bir şey de var tabi yani siz ona karşı da bir konum almak durumundasınız. Ve bunları yaparken kesinlikle şey yapamazsınız. Yani bugünün dünyasında kimseye işte şöyle şöyle değerler adına hani böyle bir şey yapalım falan veyahut da bir insanlara özellikle bugünkü kuşaklara yani eskilerin bir lafı vardı hani Allah dar gün göstermesin diye bugünkü gençlere hani bir şekilde fedakarlık isteyerek falan şey yapmanız mümkün değil. Ama biz şuna inanıyoruz özellikle bu Batı Ermenicesinin durumuyla ilgili yani en büyük direniş sonuçta yine de üretmek. Üretebildiğimiz, üretebildiğimiz kadar direnebileceğimizi düşünüyoruz. Ee, hani zaman değişiyor. 114 yıllık bu serüvene bakacağımız, baktığımız zaman hani bir sürü iniş çıkış var içinde. Gazetenin her dönemi hani ben bugün bazen eski sayılara işte bakmak gerekiyor bir şey oluyor falan. Bazen bakıyorum mesela ya o şu dönemde de bu sayılar gayet kötü falan görünüyor gözüme ama bakarsanız o dönemin koşullarında kim bilir ne ortamlarda ne şartlardaydı. Zaman geçtikçe tabii özellikle de kendinizi sürekli yenileme motivasyonunuz ve iradeniz yerindeyse bir şekilde zaman geri kalandakileri de aklıyor diyelim bir anlamda. O devamlılık. Bakıyoruz ki şimdi dediğim gibi hani Jaman Akın özelinde de e, üretmeye devam edebilelim. Hani üretebildikçe direnebileceğimizi ve belki daha iyi zamanlarda daha iyi ürün hazırlayabileceğimiz ümidini korumaya çalışıyoruz. Çok teşekkürler, çok müdahalde. Bir de o zaman hatta şey de konuşabiliriz. Ee, bu Osmanlı'dan Cumhuriyet'e geçişi konuştuk. Bir de bunun altında ikinci bir ayağı var. Bütün bir Cumhuriyet tarihi ki ta ki işte 2022'ye <laughs> kadar olan süreç. Tabii bir şeylerden bahsediyoruz işte Türkiye, Türkiye içerisindeki Ermenilerin, İslamlı Ermenilerin rolü, e, anlamı. E, gerek Cumhuriyet'in kendi içerisinde, devletin kendi içerisindeki e, kimi gelişmeler, darbeler, işte 1915 olayları, bu olaylara yaklaşım, e, öte taraftan işte varlık gittiği gibi farklı süreçler var. Bu anlamda Türkiye neredeyse 3. yılına giderken hala oldukça çalkantılı süreçleri kendi içerisinde barı, barındırmış. E, kimi karmaşık noktaları olan bir ülke. Ee, öte taraftan bir de tabii bu olayların e, uluslararası boyutu var. Bu da özellikle türkiye Ermenistan ilişkileri bağlamında oldukça e, hatmat bir dengeyi de beraberinde getiriyor. E, bu anlamda işte İstanbul'da Türkiye'de Ermenice bir gazete çıkarmak da gerek iç dinamikler gerek de uluslararası dinamikler arasında oldukça zor olsa gerektiği düşünüyorum. Çünkü işte bu dengeler Belki her iktidarda, belki her 10 yılda bir, belki her yılda bir değişebilecek şeyler. Peki bu Cumhuriyet tarihine geçmişten bugüne baktığımızda, Jamanak genel olarak gerek ülke içerisinde gerek de uluslararası boyuttaki türkiye ermenistan ilişkilerinde nasıl bir ne diyelim taraf değil değil ama nasıl bir tavır takındı, nasıl bir yol izledi? Yani şöyle bakalım olayı isterseniz. Jamanak şu an Türkiye'nin aralıksız yayınlanan en eski günlük gazetesi. Türkiye'nin aralıksız yayınlanan en eski günlük gazetesinin Ermenice bir gazete olması hani bunu bir not ediyoruz. İkincisi Jamanak şu an bütün Ermeni dünyasında yayınlanmakta olan günlük gazeteler arasında da kesintisiz olarak yayınlanan en eskisi Ermenistan dahil olmak üzere Bugün dünyanın en eski Ermenice günlük gazetesinin İstanbul'da yayınlanıyor, Türkiye'de yayınlanıyor olmasını da öbür notun yanına koyuyoruz. Biz hani ayda yaşamıyoruz sonuçta. Hani biliyoruz ki bu ilişkilerin problematik boyutları var. Ben hani daha önceki e, dönemi hani şey yapmayayım ama en azından kendi tanıklık etmiş olduğum bu son yeni bağımsızlık döneminde aşağı yukarı 30 yılı aşkın oluyor Ermenistan'ın. Aşağı yukarı Türkiye ile Ermenistan arasında çeşitli düzeylerde yapılan bütün temasları mahallinde izlemiş. O süreçlerin içerisinde bulunan insanların ee, bir şekilde nabzını yoklama veya da onlardan bir frekans alma olanağına sahip olmuş ee, hani e, bir gazeteciyim. Naçizane söylüyorum hani şeyde. Kehanet e, yapamam ama. Yani şöyle bir sembolle açıklayalım isterseniz. Ee, Ermenistan'ın ve Türkiye'nin cumhurbaşkanlarının e, tutarak ellerinde tutarak poz verdikleri bir Jamanak gazetesinden bahsediyoruz. Ve ben hep şunu düşünüyorum yani devletler arası ilişkiler siyaset tabii hani çok daha kaygan bir zemin. Çünkü çıkar söz konusu orada biz de yurttaş olarak gidip birisine oy verdiğimiz zaman temelde bakacak olursam memleketin menfaatini müda, müdafaa etsinler diye veriyoruz. Dolayısıyla o siyasetin kendi mantığının içerisinde, içerisinde hani bir gün yakınlaşmalar olabilir. Bir gün farklı saflarda olunabilir. Ee, bu realite siyasetin gerçeğinde var. Bu realitenin içerisinde maalesef e, Türkiye-Ermenistan ilişkileri hani <laughs> Bazen şey diyorum keşke Türkiye Ermenistan ilişkilerinde öyle iniş çıkışlar olsa ki hani belli bir dönemde biraz daha öyle bir yakınlaşma olabilse ki ya şu siyasetçiler ya çok çok umurgasızlar falan diyebilseydik keşke diyorum. Çünkü hani bu taraf hakikaten hani bazen çok uzaklaşıyor ama olumlu bir zamanda da hani o çok güzel böyle bir yakınlaşma şeyi maalesef olmuyor. Ama özetleyerek şunu söyleyeyim Konjonktür nasıl olursa olsun, Jamanak her zaman bardağın dolu tarafına dair bir şey simgeliyor. Yani bardağın içerisinde belki yüzde onu da dolu olsa, belki birkaç damla su da olsa, Jamanak o birkaç damladan biri olarak kalmaya gönüllü her zaman ve istiyoruz ki daha fazla su olan bir bardakta yer alalım bizde diye. <laughs> Aslında son bir soru daha sonra bakıyorum. O da biraz e, programın ismiyle de alakalı. Programın şehir programı ve Jamanak İstanbul içerisinde de e, dört defa taşınan e, bir gazete ve bu süreç de oldukça enteresan. İlk olarak Karaköy'de çıkmaya başlıyor. Daha sonra bir e, Narman Hanı serüveni var. Ardından Santa Maria Hanı ve nihayetinde bugün için e, Feriköy. Yani şehirle beraber belki cemaatle beraber sürekli taşınan farklı yerlerden çıkmaya devam eden bir gazete. E, Akın İstanbul içerisindeki bu ne diyelim e, gizlisi üzerine nesel son olarak? Beni beni bağışlarsanız hani e, bu sohbeti o kadar iyi modere ettiniz ki birikiminizden tartışmam yok. Sizi hani tasih ediyor gibi olmayayım çok özür dilerim ama Jamanak ilk önce Cağaloğlu'nda kuruluyor aslında. Hı. Çok özür dilerim hani Lük sizi tasih ediyor gibi olmayayım. İlk önce Cağaloğlu'nda kuruluyor. Cağaloğlu yokuşu numara 20 ya da 19 tam e, yanlış hatırlamıyorsam. Cağaloğlu'ndan sonra hani e, bizim İstanbul'daki aşağı yukarı Ermeni toplamının demografik genişlemesi gibi önce bir Galata Köprüsü'nün bu tarafına geliniyor. E, orada iki lokasyonda bulunuyor bugün hani o Perşembe Pazarı dediğimiz yerde bir tanesi galiba eski postahan eee Eski Postahan'dan sonra da işte büyüklerin tabiriyle, dedemin tabiriyle ise işte Efkaf'ın hanındaydık der. Hmm. Bugün e, tünelin Karaköy çıkışında e, Bildur sokak ya da Bildurcu sokak olması lazım. Oraya geliyor ama bunlar birbirinden hani iki paralel sokaklar. Dolayısıyla Cağaloğlu'ndan sonra iki nokta değiştiriliyor şeyde e, Karaköy'de. Ondan sonra İstiklal Caddesi. İstiklal Caddesi bir anlamda zaten hani o dönemde şey... ...hani azınlık medyasının babı halisi durumunda. Narmanlıhan'da bizim e, uzun bir serüvenimiz var. Aşağı yukarı gazetenin e, tarihinin neredeyse yarısı... ...Narmanlıhan'da geçmiş durumda. E, belki hatırlarsınız e, o... ...belki bir 20 sene oluyordur bilmiyorum bana çok yakın geçmiş gibi geldi ama belki de hatırlamazsınız da bir şeydi yapı kredi kültür sanatın bir dönem Beyoğlu'nda organize ettiği çok ilginç bir şey vardı binaların önündeki direklere o binada ne yer almıştır işte kim yaşamıştır hangi kurum bulunmuştur falan Narmanlığın önündeki direkte zamanayan şeyi asılıydı bugün Narmanlı'nın bir restorasyon geçirdi ne yazık ki Narmanlığın girişinde o handa daha önce kim vardı? Oradan kim geldi? Kim geçti? Hepsi saygıyla iade ettiğimiz insanlar. Onların hepsi yazıyor ama Camanaktan hiç bahsedilmiyor. ama yine de İstanbul'u bilen tabii Marmal o lokasyonun yani yaklaşık 50 yıl Camanak'a barındırdığını herkes biliyor. Ondan sonra Santa Maria Ana Santa Maria apartmanına geçtik. Santa Maria Han'la apartman çok birbiriyle karıştırılan biliyorsunuz bu hı hı. han doğrudan doğruya caddenin üzerinde olan. Ama Camanak apartmanda bulundu. Yani o postacılar sokak dediğimiz dar sokaktan ki oradan boğaz kesen yokuşuna bağlanır. Orada bir zemin katında bulunuyordu. Ee, o zemin katında bayağı maceralı bir süreç geçirdik. Çünkü işte sürekli su şeyi gazetenin dedem anlatırdı mesela ki işte şeyde gazetenin eski sayılarının bulunduğu yerde işte su bastı işte falan o o dönemin sayıları. Ya ben derdim ki ya, bu adamlar nasıl adamlar ya yani şu gazeteyi niye su basacak yere koyarsın falan diye. E, nitekim hani Zaman öyle bir noktaya geliyor ki yani benim dönemimde de böyle bir şey oldu mesela. Hiçbir şey yapamıyorsunuz. Akıyor. İşte eski sayıları mı kurtarmanız gerekiyor yoksa bilgisayarları mı kurtarmanız gerekiyor bir sonraki sayı için ve direkt bir sonraki sayı için bilgisayarları kurtarmanız gerekiyor. Hani şeyde biraz önce de dedim ya fazla arkaya dönecek zamanınız olmaz diye. Bir de bile mesela o şey gidiyor. Neyse daha sonra e, bu azınlıklar için yapılan Reformlardan sonra biz şu an Feriköy'de bulunuyoruz. Orada bizim Feriköy kilisemizin vakfının bir taşınmazı vardı. Orada bir bina inşa etme olana şey oldu, hasıl oldu ve o vakıftaki yönetici dostlar bize oradan bir kat şey yaptılar, tahsis ettiler. Şimdi orada ofisimiz var. Yürüme mesafesinde de matbaamız var. Bu arada şey ayrıntısını paylaşmayı unuttum. Hani zamanak hani çok mütevazı da olsa kendi matbaasında basılan bir gazete. Çünkü hala bir akşam gazetesi olarak piyasaya çıkıyor. Bunu hani oku, bizi dinleyenler belki ilgilerini çeker. Dolayısıyla biz kendi matbaamızda basılıyoruz. Bu zamanın içine yerleşmek için rantable olmasak da bu zamana riayet etmek için bir matbaa da bulundurmak zorundayız aslında. Zannediyorum sorunuzu ziyadesiyle yanıtladım. <laughs> Ama bu söylediğin şeyler aslında İstanbul'un dönüşümü içerisinde şehirin hafızası anlamında da çok kıymetliydi. Yani şeyde e, Ermeniler, Ermeniler ve Rumlar aslında İstanbul'daki Ermeniler ve Rumlar demografik e, deplasman olarak birbirleriyle şeydirler. Ee, hani paraleldirler, Aynen. iç içedirler. Dolayısıyla biz de işte önce bir Galata Köprüsü'nün bu tarafına, sonra Beyoğlu'na, sonra Feriköy tarafına doğru İnşallah Allah kısmet eder de e, bu taraflara doğru da gelmek şey olur çünkü şimdi artık e, hani işte Etiler, Levent ve bu taraflarda da e, Ermeni toplumundan çok insan yaşıyor. Ne yazık ki buralara dağıtım yapamıyoruz mesela. E, yetişemiyoruz hani o Tarihi şey kuşan dışına çıkmaya pek yetişemiyoruz. Ee, bakalım zaman ne gösterecek. Umarım yeni olanaklar hazır olur da bu amacına da ulaşırız. bana zamanda zamanda diyelim. Sağ olun, sağ olun. Bugün bilimle olduğunu çok teşekkürler Arabi. Ben teşekkür ederim. Ee, İstanbul Hepimizin Girişimi e, tarafından hazırlanan ve sunulan e, programa, şehir Hepimizin programına e, burada e, son veriyoruz haftaya e, pazartesi günü saat e, 4'te yine e, karşılaşmak üzere. Herkese iyi günler.